Merhaba, Hızlandırılmış Dünya Tarihi kursuna hoş geldiniz. Bugün biraz tartışmalı bir konuyu inceleyeceğiz. Rönesans. Ninja kaplumbağalar Leonardo, Michelangelo, Rafael ve Donatello sayesinde Rönesans hakkında mutlaka bir şeyler biliyorsunuzdur. Ama hikayenin tamamı bundan ibaret değil. Öğretmenim, öğretmenim. Peki ya Splinter'a ne oldu? Sanırım mimardı. Eskiden olsa ne caizsin derdim. Splinter, ressam, heykeltıraş aynı zamanda mimardı. Tam bir Rönesans faresiydi. Çok kötü geçen karanlık çağlardan sonra Rönesans Avrupa kültürünün yeniden doğuşu oldu. Rönesans sayesinde laiklik, rasyonalizm ve bireysellik akımlarından oluşan modern çağa giriş yapıldı. Bunların hepsi hızlandırılmış kursumuzun gözdeleri. Öğretmenim sanırım patates çiftlerini unutuyorsunuz. Evet doğru. O zaman burada tartışmalı olan kısım ne? Avrupa Rönesansı fikri aslında Yunanlıların hakimiyetindeyken Avrupa'nın aydınlanmış bir ada olduğunu fakat sonra yolunu kaybettiğini ve eski şanlı Avrupa'nın yeniden keşfedildiğini varsaymaktadır. Bundan öte Rönesans olmasa da olur diye tartışacağız. Önce olduğunu varsayalım. Esasında Rönesans sanatın çiçek açmasıydı. Avrupa'da birincil olarak görsel sanatlarla birlikte daha küçük ölçekte edebiyatın ve düşüncelerin Roma ile Yunan kültürüyle örtüştüğü söylenebilir. Bu bunu görsel sanatlarda gözlemlemek oldukça kolaydır. Roma ve özellikle Yunan sanatında olduğu gibi Rönesans sanatı da idealleştirilmiş insan şekline odaklanır. Bu klasikleştirme Rönesans mi Rönesans aman Rönesans diyorum. Rönesans mimarisinde de rahatlıkla kendini gösterir. Yunan sütunları ve üçgensel alınlıklara, Roma kemerleri ve kubbelerine sıkça rastlanır. Esasında bir Rönesans binasına bakarken hakiki bir Yunan yapısına baktığınızı sanabilirsiniz. Tabi şaşı falan değilseniz ya da Yunan yapılarının genellikle bina kalıntıları olduğunu göz ardı ederseniz Yeniden keşifte yani Yunan ve Roma sanatını kopyalamaya ek olarak Rönesans zamanında eski Yunan ve Roma el yazmalarının ve düşüncelerinin de yeniden keşfedildiğini görüyoruz. Bu da dönemin bilginleri için yepyeni bir dünya demekti. Aslında el yazmalarının bin yıldan daha yaşlı olduğunu düşünürsek çok da yeni bir dünya sayılmaz. E, bu el yazmalarını inceleyen, çeviren ve yorumlayan bilginlere humanist deniyordu. Bu da biraz kafa karıştırıcı bir terim çünkü bu terim onların dinsel dünyadan ziyade insanlarla ilgilendiklerini ima ediyor. Rönesans yazarlarının, sanatçılarının ve bilginlerinin dindar olmadığını düşünüyoruz tamamen yanlış bir varsayım olurdu. Bu internette ve Dan Brown romanları spekülasyonların yürütüldüğü gözde bir konu ama gerçek şükür Rönesans sanatçıları dindardı. Buna kanıt olarak sürekli Meryem Ana'yı defalarca 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 resmettiklerini görebiliriz. Hümanizm demek bu bilginlerin uygarlık tarihini araştırdıkları anlamına geliyor. Edebiyat, felsefe, tarih. Bugün bu çalışma alanları karanlık sanatlar olarak biliniyor. Ne? Sosyal bilimler. Ha tarih dersini hep sıkıcı hale getirmek zorunda mıyız? Yani istemiyorum. Ben karanlık sanatlar profesörü olmak istiyorum. Karanlık sanatlar işi bu tehlikeli bir makam. Evet sanırım bu doğru. O zaman buradan devam edeceğiz. Sıslandırılmış kursumuza tarihlere çok takılmamaya çalışarak devam ediyoruz. Ama sizi Rönesans'ın aslında hiç olmadığını ikna edebilmem için muhtemelen size Rönesans'ın ne zaman hiç olmadığını söylemem gerek. Geleneksel olarak Rönesans 15. ve 16. yüzyılla bağdaştırılır. Rönesans bütün Avrupa'da gerçekleşti ama biz İtalya'ya odaklanacağız. Çünkü ben öyle istiyorum. Ayrıca Rönesans İtalya'da ortaya çıktı. İtalya'nın olayı kendini Rönesans'a kiralamaktı. Yoksa şarap mıydı, zeytinler miydi, makarna mıydı, süt tesisatçıları mıydı ya da ahlaki olarak gevşek liderlere karşı göreceği olarak ılımlı olmaları mıydı? Neyse düşünce balonuna gidelim. İtalya'nın Rönesans için biçilmiş kaftan olmasının tek bir sebebi var. Ah konuşabilsem para para. Bir toplumun sanatçıları destekleyebilmesi için epey zengin olması gerekir. Binaların ince işçilikle bezenmesi, bilginlerin binlerce yıllık dokümanları çevirmesi ve yorumlaması için maddi güç gerekli. İtalya'nın şehir devletleri iki sebeple çok varlıklıydı. Birincisi birçok şehir devleti başlı başına küçük bir endüstri gücüydü. Her biri belli bir endüstriyel ürün üzerine uzmanlaşmıştı. Örneğin Floransa giysi üretirken Milano silah üretiyordu. İkincisi Venedik ve Cenova şehirleri ticaret yaparak acayip zengin olmuşlardı. Cenova'da Christophe Colomb gibi birinci sınıf denizciler yetişmişti. Venedik ise şehir devletlerinin en zengin haline geldi. Haçlılardan hatırlayacağınız üzere Venedikliler usta denizcilerdi. Aynı zamanda gemi yapıyorlardı ve tüccarlardı ve Hint Okyanusu ticareti tartışmalarımızdan hatırlayacağınız gibi İslami imparatorluklarla ticaret yapmanın da yolunu bulmuşlardı. Bölgenin en güçlü ekonomisine sahip olan Osmanlılar da buna dahil. Venedik İslam dünyasıyla ile özellikle biber ticareti yapmadan onca ressamın ve ressamlara poz verenlerin giydikleri lüks kıyafetlerin bile maliyetini karşılayamazdı. Giysiler, resimler, ressamlar çift gerdan yapacak kadar yiyecek. Bunların hepsi Osmanlılarla yapılan ticaretten gelen paralarla karşılanmıştı. Ticaretten çok bahsediyorum çünkü bu harika bir şey ve gerçekten dünyayı birbirine bağlıyor. Ticaret çatışmalara yol açarken diğer yandan da şiddetten çok barışçıl temaslara da imkan vermiştir. Çünkü ölüm ticareti kötü etkiler. Bu Doğu Akdeniz'de aynen böyle işliyordu. Ticari temelli diplomasi dönemleri savaş dönemlerinden daha uzun sürmüştür. Durmadan savaştan bahsetmemizin nedeni savaşların çok hareketli ve dramatik olmasıdır. Bu yüzden kardeşim Henkin en sevdiği bilgisayar oyununun adı Venedikli adamların ticari anlaşmaları değil de suikastçinin öğretisidir. Teşekkürler. Şimdi konuşacağımız şey ise Rönesans'ın Avrupa dışı desteğine diğer bir örnek olacak. Venedikler Osmanlılara dokunmuş kumaş ihraç ettiler. Bu kumaşlar genellikle Floransa gibi başlıyor başka şehirlerde dokunuyordu. Floransa kumaşı canlı renkleri sebebiyle oldukça değerliydi. Bunun için şap isimli bir kimyasal boya kullanıyorlardı. Bu da çoğunlukla Anadolu'da yani Osmanlı İmparatorluğu'nda bulunuyordu. Dolayısıyla Osmanlıların can attığı kumaşları yapmak için İtalyanlar Osmanlı şapına ihtiyaç duyuyorlardı. En azından durum 1460 yılına kadar böyleydi. Papa II. Pius'un vaftiz oğlu Giovanni da Castro İtalya'nın Tolfa bölgesinde şapı keşfetti ve vaftiz babası papaya şunları yazdı. Bugün sana Türklere karşı bir zafer getiriyorum. Her yıl Hristiyanlardan yünleri boyadığı şap için en az 300 bin duka altını kazanıyorlar. Ama ben bu materyalle dolu 7 dünyaya yetecek 7 daha buldum. Eğer ocaklar kurup işçilere bu madeni eritme emri verirseniz bütün Avrupa'ya şap satabilirsiniz ve Türkler bu işten elde ettikleri kazançları kaybederler. Sizse zenginleşirsiniz papada vay be dedi. Daha da önemlisi şap madeni üzerinde monopoli oluşturacak şekilde Floransalı Medici ailesine maden işletme izni verdi. Hani şu sürekli resimlerini gördükleriniz. Ama şurası bir gerçek ki şap madenleri İtalyanlara ne Türkler üzerinde bir zafer kazandırdı ne de onların kazançlarını kaybetmelerine sebep oldu. Evde madencilik yapmak hiçbir zaman ticaret ihtiyacını ortadan kaldırmadı. Eğer Rönesans olduysa bunun olmasına İslam dünyasının yaptığı katkılardan sonuncusunu söyleyeceğim. Müslüman dünyası Rönesans bilginlerinin üzerinde çalıştığı el yazmalarının ana kaynağıydı. Yüzyıllar boyunca Müslüman bilginler eski Yunan el yazmaları üzerinde kendi usullerine göre incelemelerde bulundular. Özellikle Batlamyus ve Aristo'yu incelediler. Hani ki sürekli her şeyi yanlış bilmelerine rağmen Hristiyan ve Müslüman düşünce dünyası üzerine etkili olan ikili. 1453'te Konstantinopolis'in fethi Yunan düşüncesinde yayılmasına sebep oldu. Çünkü Bizans bilginleri kitaplarını alıp İtalya'ya göçtüler. Sonradan bir Müslüman başkent olmasına rağmen İstanbul o zamanlarda eski Yunan el yazmalarını arayan kitap kurtlarının en önemli mekanıydı. Ayrıca Rönesans düşünce tanımlamamızı biraz genişletirsek bilimsel düşünceyi de ona eklediğimizde muhtemelen Rönesans'ın en büyük beyinlerinden biri olan Kopernik'in Müslüman bilginlerden etkilendiğini de e, kabul etmemiz gerek. Açık Mektup zamanı. Kopernik açık mektup. Önce gizli görmeye bir bakalım. Evet. Gün merkezi güneş sistemi. Çok havalı. Dünya ortada. Güneş ortada. Dünya ortada. Güneş ortada. Batlamus. Kopernik. Batlamus. Kopernik. Evet Kopernik'e açık mektup. Sevgili Kopernik, neden hepimizi kötü hissediyorsun? Hem avukatsın hem de doktor. Bu hiç adil değil. Dört dil konuşuyorsun ve dünyanın evrenin merkezi olmadığını mı keşfettin? Hadi oradan. Ama en azından hepsini kendi başına keşfetmedin. Bu konuda Müslüman bilimlerine ulaşabildiğini kesin olarak kanıtlamanın bir yolu yok. Fakat diyagramlardan bir tanesi İslami matematik eserlerinden birine o kadar çok benziyor ki bu bilimlere ulaşmamış olduğunu düşünmek imkansız. Hatta diyagramdaki harfler bile neredeyse birebir aynı. Annem neden hem bir avukat hem bir doktor? olup bir yandan da gün merkezi güneş sistemini keşfetmediğimi sorduğumda artık ona bir cevabım var iyi dileklerimle. Geçtiğimiz dakikalarda Rönesans'ın neden Hindistan ve Rusya'da değil de İtalya'da olduğunu anlattım. Şimdi ise aslında Rönesans'ın neden olmadığını irdeleyeceğim. Önce zamanla ilgili problemlere bakalım. Rönesans Hastings muharebesi veya Fransız devrimi gibi bir şey değil. Çünkü Rönesans'ta insanlar tarihin önemli bir kavşağında olduğunu farkında değillerdi. Örneğin ben 11 yaşındayken birçoğunuz henüz dünyaya gelmemişti. Babam bana ve kardeşime Cosby Show'u kapattırıp insanların Berlin duvarına çıkışını izlettirmişti. Böylece tarihe tanıklık ettik. Ama kimse 1512 yılında Tuskan köyünde çocukları çağırıp Hey Mario Luigi koşu koşu Rönesans başladı. İlim irfanla dolu yepyeni bir çağa giriyoruz. Potansiyelimle bağlı bir bireyselik hissediyorum demedi. Hayır. Tam tersine Avrupa'da insanların çoğun Rönesans'tan bir haberdi. Çünkü sanat ve öğrenim Avrupa popülasyonunun sadece küçücük bir kısmını etkilemişti. Örneğin Rönesans süresince Avrupa'da ortalama yaşam süresi düştü. Rönesans boyunca sanat ve öğrenim bugün teknolojide olduğu gibi hızla yayılmadı. Rönesans sadece çok çok zenginlerin ve onlara hizmet eden ressamların deneyimlediği bir şeydi. Demek istediğim şey, resim çerçevelemek ve kitapları ciltlemek gibi ticari fırsatlar vardı ama Avrupalıların çoğunluğu çiftliklerde ya ücretsiz çiftçilik yaparak ya da kiracı olarak geçiniyordu. Ayrıca Platon'un yani yani Eflatun'un yeniden keşfedilmesi hayatlara bir değişiklik getirmedi. Günlük yaşamlarında güneşin doğuşu ve batışı, entelektüel yaşamlarında ise Katolik kilisesi belirleyici bir rol oynamaya devam ediyordu. Aslında bakılırsa Avrupalıların %95'i Rönesans'ın refahıyla, sanatıyla veya düşüncelerle hiç karşılaşmadı. Rönesans'ı önemli hale getirmemizin sebebi 15. yüzyıl için çok önemli olması değildi. Nitekim o zamanlar Avrupa küçük bir Atlantik ticareti haricinde dünyaya hiçbir konuda öncülük etmiyordu. Rönesans'a önemi ithaf ediyoruz çünkü şimdiki dünyamızda bizim için önemli. Bize ninja kaplumbağaları verdi. Aristo'ya, bireyselleşmeye, Mona Lisa'ya ve Michelangelo'nun Sistine şapelini anatomik olarak doğru bir beyin çizmiş olma ihtimaline değer veriyoruz. Çünkü bunlar bize anlamlı gelen bir hikaye oluşturuyor. Avrupa aydınlandı sonra karanlık çöktü ve sonra yeniden aydınlandı ve o tarihten beri de sanatın, ticaretin ve tarihin merkezi oldu. Yaşam, ölüm ve yeniden doğuş döngüsünün tarihte bolca olduğunu görüyor musunuz? Sadece çok kesin değil. Avrupa'ya 15. ve 16. yüzyıllarda tanıtılan birçok fikrin çok önemli hale geldiği doğrudur. Ama hatırlayın, Rönesans'tan bahsederken yüzlerce yılı kapsayan bir süreçten bahsediyoruz. Ninja kaplumbağalardan Donatello ve Rafael o, o, 97 yıl arayla doğdu mesela. Rönesans hümanisti Petrarca 1304 yılında doğdu. Yani Rönesans humanisti Montaigne'den tam 229 yıl önce. Bu neredeyse Birleşik Amerika'nın varoluş süresi kadar. O halde gerçekten Rönesans diye bir şey var mı? Tam olarak yok. Rönesans esasında yüzyıllar boyu birçok karşılıklı olarak birbirine bağlı olan olayın meydana gelmesidir. Aptal gerçekler her zaman sadeliğe direniyor. İzlediğiniz için teşekkürler.